Merhabalar. Merhabalar. Bugün karavan sohbetleri yapacağız. Ece Yaşar'la beraberim. Ben de Kubilay Akay'la beraberim. Tekrar yapalım aynı. Tekrar yapalım. Evet, az önce sesten dolayı olmadı. Tekrar çekiyoruz şu anda. Recep, ne yapıyorsun şimdi? Görmezden mi geliyorsun? Asıl sen yanlış yere bakıyorsun. Et yenmiyorsa Ece orada. Ben de etsiz falan diyorsam o benim. Ben etsizim falan ya diyorsa Ece'dir. Ah bir şey oldu falan deniyorsa, bir sakatlık varsa abi falan gibi geliyorsa karavana biri, Kubilay'dır muhtemelen. Teşekkürler, evet. Enişte ne yaptın? Doblayı sattın. Baldız. Baldız enişte. Yani bizim kendi aramızda böyle bir makaramız var. Sahnelere girmeden önce hoş geldin Baldız, nasılsın diyorum. O da hoş bulduk enişte diyor. Bunu yapıyoruz daha çok. Kahvelerimiz de geldi. Madem karavan sohbetleri. Değil mi abi? Çaysız kahvesiz. Ertuğrul abicim. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Ben daha eğlenceliyim. Ben de daha trollümdür. Yani ama Ece de trolldür, evet. Bir anda anlık beklemediğin yerde beklemediğin bir şey yapıyor genelde. Bir anda gülmeye başlayabiliyor sahneden önce Kubilay. Evet ya. Tam böyle Ece hazır oluyor. Benim biraz dalağa düşük derler. Öyle bir durumum var. Gülüyorum yani. Gülmeye başladığımda da duramıyorum. Sonra Ece'nin oyunu mahvoluyor. Böyle oluyor olaylar. Ben kötü biri miyim ya acaba? Benim bu sette olmamam mı lazımmış? Yok öyle bir şey yok ya. Vallahi birbirimizden memnunuz galiba, evet. Değil mi? Bir problem yok. Yok. Ece bir yanlışımız olduysa, sürçülisan ettiysek affola, ne yapalım yani. Beni Sevin sahnesi olurdu. Bence Karaca'nın en etkili olduğu sahnelerden bir tanesi galiba, değil mi? Evet, o yani. Güzel bir sahneydi. Ece'yi de kutluyorum. Çok güzel oynadı o sahneyi maşallah. O yüzden o sahneyi bir denemek isterdim ben de. Güzel olabilirdi, değişik olurdu. Ben gidiyorum. Beni sev! Beni sevin! Bak buradayım! Buradayım ben, buradayım! Gölge değilim ben! Akşunun gölgesi değilim ben! Sevin beni! Bak buradayım! Buradayım ben! Buradayım! Saçım! Gözlerim! Ellerim! Bak! Biriniz! Beni sevin! Sevin! Sevin Allah beni! Biriniz! Beni sevin! Sevin beni! Yüreğin çatapatlarını bölüşmek isterdim. Arada ama yapıyorsun sen de artık. Sen de yapıyorsun artık bu işleri. Ya Celos'un çok çekti ya. Yani Karaca'yı bilmiyorum da Celos'un çok çekti ya. Mutlu olsun Celos'un. Ya da artık kavuşsun o da ailesine. Öyle bir şey olabilir. Ölmeyeyim de ben. Taksiye girdik ben ölmeyeyim. Yani. Of, role hazırlanırken aslında rol sürecinde biraz böyle gelleri gitleri hikayeler, psikolojik durumlarını analiz etmek biraz girift bir durum oldu. Evet. Ama Gökhan abinin zaten genel olarak senaryoda da karakterlerde yaptığı güzel evrimler oluyor. O evrimler sürecinde aslında bizim uğraşmamız çok oldu. Evet. Özellikle Karaca Celos'un hikayesinde Akşin Celos'un vardı, aynı zamanda işte Azer Karaca hikayesi olduğu gibi bir sürü hikaye içerisinde aslında çok fazla evrim ve çok fazla değişiklik yaşıyoruz. Aslında biz yolda çok fazla şeye bakıyoruz. Hazırlanırken şahsen öyle çok zorlandığım bir şey olmadı ama yolculuk sürecinde Gökhan abinin verdiği ekstralarla çok zorlandım. Evet, zorlandığım zamanlar oldu. 50 kare. 50 kare bana çok tuhaf gelmişti. Tahsih. Tahsihimiz mi var? Bir de ne? Takdim tehir. Takdim tehir, sözleri değiştirme. Tahsih. Makyaj tahsihi düzenlemesi. Tahsih düzenleme. Bir de 50 kare de ağır çekilmiş. Onu öğrendim. Ben
ben Friends'i izlediğimde Ross ve Rachel güzeldi, tatlılardı ama. Evet. Çift olarak öyle çok bilemedim ama öyle yakın tarihli olarak versem olur mu? Yakın tarihli olarak bu Lucifer'la Chloe'yi izlemek keyifli geldi mesela. Onun dışında öyle çift olarak, çift enerjisi olarak izlediğimde çok etkilendiğim maalesef olmadı ya da ben izlemedim. Çok özür dilerim. Bir kere çay ya da kahve. Çay, kahve, genelde evet. Kahve çok bizde tüketilir. Şarkı. Şarkı o gün kim artık ne söylüyorsa. Evet. Ben genelde önceliği böyle şeylerde hazırlık ekibine vermeyi tercih ediyorum. Çünkü onlar bizden daha çok karavanda bulunuyorlar. Onlar müzik açıyor. Ben eğleniyorum. Ben gasp ediyorum insanların bütün şeyini, zevkini. Duman açmış geçen sabahın körü. Duman açar. Aa, benim var ya, geçen bahsettiğim var ya, donarak seninle oynuyordum. Bir tane öyle bir sahne var. Hastanenin bahçesinde böyle bankta oturduğumuz evet. Vardı ya. Ay, sümüklerimiz abi, ya yani replik mi söyleyeceğim, nasıl oynayacağım, hiçbir şey, her şey birbirine karıştı. Böyle tık 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 böyle oynuyordum seninle. Deniz kenarı, Paşabahçe'de böyle yüksek de esiyordu. Evet. Bir de gece kış, çaktırmamaya çalışarak. Benim unutamadığım anlar genelde soğuklarla alakalı. Diye oynamaya çalıştığım zamanlarla alakalı. Evet. Şeyde var bir tane gemide, hayatımı sorguladığım böyle yük gemisinin en tepesinde derici ceket ve tişörtle, elimdeki silahların demirleri soğukluğuyla böyle oynadığım, 35'ten sonra bu işi yapabilecek miyim, sağlığım müsaade edecek mi diye düşündüğüm bir dönem olmuştu. Soğuk genelde beni sorgulatıyor böyle şeylerde. Yamaç karakterinin, Vartolu karakterinin kim olduğunu anladığı galiba sahne o. Yamaç böyle ağlıyor falan, böyle öyle Erkan abinin ve arasının aslında muhteşem oyunculuğunu izlediğim bir sahneydi benim. Çok mutlu oldum izlerken. Aynı zamanda da çok ağladım. Hatta kamera arkasında Erkan abi düşüyordu o sahneden önce. Hatırladınız mı o sahneyi? Yamaç geliyor, işte baygın görüyor ve durup sadece ağlamaya başlıyor falan. Çok, of, beni evet. Çok duygulandırmıştı o sahne. Anlatması çok uzun sürdü ama o sahneye çok duygulandığımdan emin olabilirsiniz yani. Geçen, yani çok yakın tarihli olacak ama Yamaç'ın masalı gördüğü ve şeyden ağladığı sahne, mutluluktan. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takipte kalın. Yeni videolar yakında. Abone olmayı unutmayın.